böyle yapmaz burada. Yaklaşık 35 yıldır ben bu sektördeyim. Sattığımız ürünler genelde doğal ürünler satıyoruz. Köyden gelen, yani köylerin direkt getirdiği ürünlerdir. 5 yıl önce biz yine mesela insanlara hem iyi ürün satıyorduk hem daha ucuza hizmet götürüyorduk. Şu anda hem pahalı satıyoruz hem de kalite de düşüyor. Ya atıyorum mesela biz peynirin kilosunu 180 TL'den alıyoruz. 200 TL'ye satıyoruz. 20 TL bir kar oranımız var. Yani eskisi gibi ürün satışı yok, onu söyleyeyim. Mesela geçen yıl günde 200 kilo satıyor, bu yıl 50 kilo satabiliyoruz. Alım gücü düşmüş, şöyle söyleyeyim. Ben de yaklaşık 2017'den beri bu işte uğraşmaktayım. Kendi işimiz zaten. Diyarbakır'da belli bir rayiş var. Çalışanların aldığı belli bir yömiye var. Adam aldığı yömiyeyle gelip bir kilo peynir aldığı zaman 200 TL gözüne geliyor ister istemez. Baktığımız zaman millette alım gücü yok. Maaşlara baktığımız zaman emekli 7500 lira alıyor. Diyarbakır'da ev kirası 8000 lira. Bu adam ne yiyip ne içecek? Eskiden 20 liraya sattığımız bir peynirden 3 liraya da 5 lira kazandığımız zaman %25'lik karımız. Şimdi 200 liraya sattığımız bir peynirden 10 lira kazanıyoruz. Karımız %2,5'lara 3 liraya düşmüş oluyor. Ay sonuna baktığımız zaman kendi sigortamızı zor yatırıyoruz artık. Bırakan ailemizdeki yerin sigortasını. Kendi sigortamızı zor yatırıyoruz. Mesela bize hiçbir elektrik indirimi uygulanmıyor. Burada büyük dolaplar çalışıyor. Biz dükkan başı 5000 lira elektrik faturası veriyoruz. Baktığımız zaman elektrik faturası ve sigortamız, yememiz içmemiz zaten 20.000 lira. Biz zaten günde en az 750 lira kazanalım ki bu giderimizi sağlayalım, evimiz hariç. Ülkenin düzelmesi için de yani sadece vergilere zam yaparak bu ülkenin düzeleceğini düşünmüyorum. Zaten bir bataklığın içerisindeyiz. Gitgide batıyoruz. Nefesimiz kesiliyor. Bundan kurtulmamız için yapacağımız şey belli. Tek şart değişim. Bu istifa ile olabilir, köklü bir değişiklikle olabilir. Şu anki Maliye Bakanımız mesela Kürt bir Maliye Bakanı. Geçmiş dönemde Türkiye ekonomisini gayet düzgün yöneten bir Maliye Bakanıydı. Ama bugün yönetimini yapamıyor. Çünkü o da geminin battığının farkında artık. Kurban hiç görmez. Bu siz sal, çırt sal, birinci sal ama o en iyi şirkin. Ses çarşıda ya daha baş. Bu ana çıkardıkça uçurum. Hani gitsen gerçekten ne başlayın? Birma insana ne başlayın? Yine ya embezin 10 milyon, sebep ve 10 milyon. Borcusu ne borç, borcusu ne borç. Hem çıkardıkça hem den kevesler değil. Yani kesinlikle hem cümle den hakemim. Yani mesela millette hem de ben kilo ya 10 milyon. Ama mesela ki hem şey hakkında. Yani mesela tene iki insan tep seresi ve tene mesela örnek veriyorum. 100 milyon desimi de dövez bir 100 milyon içim sübüsünü. Ya de 100 milyon zeytin, ya fazla milyon zeytin, 100 milyon peynir. Yani ama seri, ya kardeşim tıçma seri kut ki, evi kut tane bir hale bile ev utanmış, tıçma tıya kut ki. Peynir, hayvancılık edikim. Al peynir de fırsım. Tabi de fırsım, am teniz vanlı peynir, zibar hayvancılığı, zibar yem, bar masrafı, halas yinak. Çavi meliyemiz de bize verdim. Tamam kır, milletime fır da bize verdim. Zibo parlılığı, yem buhayı, falan buhayı, ama da bize verdim. Emlak. Masrafı o da nak. Ama İsmail ettiğini bize de bir şey verdi. Gerçekten. Aynı zudu hayvanı. Bazen bir saldık ki seneden seneye geri der.